Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de artık oh. kopyaya bir son veriyoruz. Tonguç, kopyalarını hemen çıkar cebinden. Hocam, kopyalarım... Alayım, saklamadım. alayım. Artık gerek kalmadı Tonguç kopya. Bundan hocam, sonra kopyala... çalışaraktan halledeceğiz. Her Kopy şeyimi veririm, kopyalarımı veremem hocam. <laughs> Nasıl her şeyimi veririm, kopyalarımı veremem? Ya o, şunu şundan açtım. Kopyalarsız ben aslında bir içim hocam. Yani şimdiye kadarki başarıların hep kopyadan dolamıydı Tonguç? Hocam, şu ana kadar e, derslerimin %98'inde kopya çektim ve... %99 başarı aldım hocam. <laughs> ya evladım yalan söyleme öyle bir şey yok. Bir kere kopya ile gelen başarı doğru bir başarı değil Tonguç. Çünkü bir şekilde mutlaka yakalanırsın. Hocam, Baksana siz şu hoca hiç, seni siz, yakalamaz siz, mı? Siz kopya çekmediniz mi hocam hayatınızda? Ya yalan söylemeyeyim çektim. Fakat şu hocayı o görsem çekmem yani. Şöyle bir hocada çekebilir misin Tonguç? Hocam o da çekmiştir emin olun herkes çekmiştir yani. Anladım şimdi konumuzu gene saptırdın Tonguç. Ama hocam ben de o yüzden çekiyorum ne yapayım hocam? Hayır evladım Ezberci artık kopya gerek karşıyım. kalmayacak. Ezberci sistemi halledeceğiz. Bu hocanın bu suratından kurtulacaksın. Kopya çekmene, korkmana gerek kalmayacak. Şimdi birincisi Tonguç'u çok önemli. Söz uçar, yazı kalır. Bak görüyorsun söz uçuyor, yazı kalıyor. Hocam o Superman ya, sözde değil ya. Hayır bu Sözmen. Ha, bu yeni bir adam bu. Vay. Söz uçup gidiyor. Niye bak. Biz şimdi sonra hani konuştuklarımızın... Espriniz çok kaliteliydi hocam <gülüyor> <gülüyor> Evladım lütfen beni ezme. Şimdi söz uçar, yazı kalır ne demek biliyor musun Tonguç'um? Konuştuğumuz her şey bir şekilde zihnimizde durur ama belli bir süre sonra kaybolup gider. Ama yazdığımız şeyler beynimize daha çok yerleşir ve aynı zamanda yazdığımız şeyler en kötü cebimizde kalır. Evet hocam. Anlaşıldı. sınavda kullanırız hocam. Hayır işte o değil Tonguç. Birincisi bir kere söz uçar yazı kalır. Yazacağız bunu biliyoruz. Cepteki kağıt insana huzur verir. Öyle değil mi? Evet, Yazdığımız hocam, şeyler cebimizde kopya olunca kendime çok iyi hissediyorum. <laughs> Bak hayır Tonguç şimdi sen her şeyi kopya yeltendiriyorsun ama değil. Birazdan çözümleyeceğiz bunu da. Şimdi her şeyi söz uçmasın, şey söz uçmasın kalsın diye yazıya döktük. Yazdıklarımızı kağıda koyduk mu? Kağıtlarda da cebimize koyduk mu Tonguç? Sınavdan önce hazırız her şeyi. <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> Hayır Tonguç kopya mıyız? Bir dakika beni bak dersi sabote ediyorsun herkes yanlış anlayacak. Burada kopyayın değil. Hocam illa kağıda gerek yok. Sıra da var hocam. <laughs> Bazen yan duvara da yazabiliyorum. Şey, şey, <gülüyor> şey <gülüyor> Tonguç, gülüyor> şeyin yanında hocam. camın kenarında oturunca cama bile yazıyorum hocam. O belli olmuyor. Anladım. Hatta kopya kalemi diye bir şey var hocam. Çekiyorsun böyle içinden kağıt Tonguç, çıkıyor. Geçen hocanla konuştum. Patrik... Bacağına yazmışsın Tomuç. Pantolonu sıyırmışsın. O rezil bacaklarının üzerine kopya Hocam Bacağıma yazma ama sonra okuyamadım hocam. <laughs> Çünkü e, üst tarafta bir orman var. Işte. <laughs> o yüzden. <laughs> İğrençleşmeyin Tomuç. Şimdi bak. Cepteki kağıt insana huzur verir derken kopya çekmek için değil. Sen öğrenmen gereken bilgileri bir kağıda yazsan ve sonra onları cebinde taşısan ve bunları gezerken parkta, bahçede ara ara tekrar etsen emin ol çok daha iyi öğrenirsin. Tabii şu da önemli. Yazdıklarını güzel yazmalısın. Böyle bir ressam ciddiyetiyle. Ağzına pipo olan bir ressam ciddiyetiyle yazmalısın. Böyle yazdığın şey böyle karman çorman yazarsan o kötü olur ama böyle güzelce yazarsan. Hocam Picasso gibi yazayım mı hocam onu söyleyeyim. Picasso gibi yazarsan Hiçbir o kağıdı şey ya, diyelim ki yerden cebinden düştü otobüste veyahut da parktayken düştü. Onu yerden alırsın. Niye? Çünkü güzel yazmışsın. Emek sarf etmişsin. Ama böyle karmaş orman yazarsan aman düşerse düşsün dersin. Hocam. Dolayısıyla yazdıklarını güzelce yazarsan. yazdıklar. Küçük küçük yazarsan. Aynen güzel küçük, yazarsan. Küçük küçücük. Evet küçük küçük değil okuyabileceğin şekilde yazarsan ve bunları yazarken de bu bilgiler ne işime yarar ki demeyeceksin Tonguç. Bu bilgiler ne işime yarar ki dersen yanlış olur. Sen hep öyle diyorsun değil mi Tonguç? Hocam bunları nerede kullanacağız ki günlük hayatta ya? Ben bunları kullanmayacağım ki hocam. Şimdi Tonguç bak senin cebinde para var mı Tonguç? Cebinde hocam, para var mı? Var hocam. Benim cebimde e, en fazla çıkan para hocam bu hocam. Ver bakayım. Vay zenginsin Tonguç. Vay vay ne hocam, uyanık adamsın. Var hocam, ya bize fakir çok... muhabbet yapıp tüm hesapları bize kilitletiyorsun. Cebinde en küçük para 200 lira çıkıyor. Var ya Tonguç. Hocam en küçük param o ya. Valla bozduramadığım için kaldı yani. Evet, 200 lirayı tamam. görüyoruz Yunus Emre bir tarafında. bir tarafında Hocam bir 3 aylık harçlığım temel... hocam. Allah aşkına yapma. Ya, ya abartıyorsun Tonguç. 3 aylık harçlığın cebinde bir sürü var. Şimdi Tonguç burada şu çok önemli. Bu para ne işe yarar Tonguç? Hocam bu para bizim alışveriş yapmamızı sağlar. Ama kağıt olarak ne işe Sen bunun üzerine telefon kağıt, numarası yazabilir misin? Şey Şuraya telefon numarası yaz. Yazamam ya... hocam. Burnunu Yazarsam... silebilir misin Tonguç buna? Sildiğim burnunu acıtır. Sileyim Hayır saçma. hocam. Hayır bak. Bu kağıt para sertliğinden dolayı eğer kağıt olarak düşünürsen hiçbir işe yaramaz. Bunun üzerine iki tane telefon numarası yazarsın en fazla. Kağıt olarak düşüneceksin ama para olarak değil. Evet tamam. hocam. En fazla iki tane... Telefon numarası yazarsın. Vücudunu acıtır, burnunu acıtır. Bu kağıt evet. olarak hiçbir işe yaramaz. Herhangi bir peçete bile, ucuz Na, bir şey, peçete bile... elin kiri hocam. Bak, demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Bak bir peçete bile burun silmek için bu kağıt paradan çok daha değerli, çok daha işe yarardır. Ha. Ama sen bunu kağıt olarak değil de para olarak düşündüğün zaman bununla dediğin gibi 3 aylık karşılığın olabilir. İşte sen bunu eğer sadece işte İstanbul'un fethi 1400 TL, ya bu benim ne işime yarar ki diye düşünürsen... Tabii ki belki bir bir şey ifade etmeyebilir belli bir süre. Aa. Ama sen bu soruyu doğru yaptığında diğer adayı geçtiğinde senin iyi bir mesleğe sahip olmanı, iyi bir okula girmeni sağlayacağı için o zaman çok değerli olduğunu anlarsın. Suyun 100 derecede kaynadığını bilmek, sıfırın etkisiz eleman olduğunu bilmek, e eşittir mc kare olduğunu bilmek. Senin diğer adayların önüne geçmeni, daha iyi bir okulda, daha iyi bir üniversitede, daha iyi bir lise okumanı sağlayacağı için bunlar esasında emin ol şu kağıttan bile çok çok daha değerlidir. Anladın mı Tonguç? Anladım Sen hocam. dolayısıyla o kağıda yazacağın bilgileri şöyle düşüneceksin. Ya bu yazdığım bilgi benim bir adayı daha geçmemi sağlayacak. Üniversiteme ya da liseme daha çok yaklaşmamı sağlayacak diyeceksin Tonguç. Anlaşıldı Anladım mı? Hocam. Tabii bunu yaparken de cimrilik, bencillik yapmayacaksın. Arkadaşlarınla da bilgi paylaşacaksın. Bak şimdi. Burada biri sana elma veriyor, sen de ona bilgi veriyorsun diye düşünelim. Şimdi bu bu bir bilgiyi sen buna verdin, bu da sana elma verdi. Bunun kaç elması kaldı? Hocam sıfır. Sıfır elması kaldı. Ama sen bilgini paylaştığında senin kaç bilgin kaldı? Benim de bilgim var, onun da bilgisi var. Bak, İki demek tane ki, bilgi var. Aynen bak. Eğer bilgiyi paylaşırsan senin bilgin gitmiyor. Bilgin artıyor hatta. Çünkü öğretirken öğrenirsin Tonguç. Anlaşıldı mı? Anladım hocam. En iyi öğrenme, öğretmek şeklindedir. Mesela... Önceki videolarda Mehmet Hoca da söylemişti. Biz size öğretirken biz de konuyu daha iyi anlamış oluyoruz Tonguç. Dolayısıyla sen bir insana elma verdiğinde sende elma kalmaz belki. Ama bilgi verdiğinde bilgin paylaştıkça Artar. artacaktır Tonguç. Hocam çok güzel. Dolayısıyla Şimdi artık kopya gerek kalmayacak Tonguç. O yazdığın kağıtları ciddi bir şekilde öğreniyorsun. Bilgileri paylaşıyorsun. Onları çok değerli bir şekilde yazıyorsun. Ve kopya gerek kalmadan sınavlarda başarılı olursun. Tamam hocam. Tonguç Akademi'nin üye olmayı da unutmuyorsun Tonguç. Ve Sağ ödül sorumuzda cevaplıyorsun. Sağ olun hocam.